Geçtiğimiz günlerde Twitter'da yayılan bir haber adeta magazin dünyasında bir şok dalgası yaratmıştı. Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi ve iki çocuğunun annesi Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası hızla yayılırken ortaya atılan haber herkesi şaşkına çevirmişti. Konu hakkında başlarda sessiz kalan ikiliden İmirzalıoğlu ardı arkası kesilmeyen söylentiler sonrasında evliliklerinde sorun yaşamadıklarını belirterek tamamen saçmalık dedi. Yalanlanan iddialar üzerine birlikte bir davete katılan çift arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve şarkıcı Edis'te bir karelerini yayınladı. Önceki gün 30. yaşını kutlayan Hande Erçel sevdik deriyle bir araya geldi. Belli ki yeni yaşı için büyük bir organizasyon düzenleyen Erçel gece içinde büyük bir özenle hazırlanmıştı. İlk olarak şortlu bir takım giyen Hande Erçel daha sonrasında gece tüy etekli beyaz bir mini elbiseyle devam etti. Geceye katılan abla Gamze Erçel de kız kardeşiyle uyumlu incili ve taşlı mini elbisesiyle boy gösterdi. İkilinin şaşalı tarzları sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. İnternet fenomeni Ece Ronay eşi Mehmet Bilir'den şiddet gördüğü iddiasıyla evliliklerini noktalama kararı almıştı. Boşanan çiftten Bilir önceki akşam bomba bir isimle görüntülendi. Ronay'ın taciz iddiası ile davalık olduğu Mehmet Ali Erbil'in eski aşkı Gülseren Ceylan'la görüntülenen Mehmet Bilir'in Ceylan'la aşk yaşadığı iddia edildi. Konu hakkında ilk açıklama ise eski eş Ronay'dan geldi. Ronay eski eşinin ilişki yaşamasına sevindiğini belirterek, ilk ben sevgili yapsaydım linçlenecektim, Allah'ıma çok şükür ilk o ilişki yaptı şeklinde konuştu. Şükürler olsun. Ödüm patlıyordu ki, yemin ederim arkadaşlar, ödüm patlıyordu ki önce ben sevgili yaparım da beni linçlersiniz diye. Allah'ım şükürler olsun önüm açıldı ya Rabbim. Şarkıcı Murat Dalkılıç, şimdilerde Londra'ya taşınmasına neden olan sevgilisi Eda Dora ile aşklarına tam gaz devam ediyor. Genç aşıklar gibi sürekli birlikte vakit geçiren ikili şimdi de birbirlerine unutulmaz bir iz bırakma kararı almış. Birlikte çift dövmesi yaptıran Dalkılıç ve Dora dövmelerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Oyuncu ve senarist Gup Özay şimdilerde yeni filmi Lohusa için setlerden çıkmıyor. Özay'ın yeni projesinde oyuncunun eşi Barış Arduç'un da yer alacağı iddia edilirken konu hakkında açıklama geldi. Özay eşinin filmde yer almayacağını belirterek sadece ufak değindirmeler yapılabilir şeklinde konuştu. Oyuncu Alina Bos şimdilerde sevgilisi işlet işletmeci Umut Evirgen'le ülke ülke gezerek vakit geçiriyor. Sürekli bir arada olan ikilinin ilişkilerinde ciddi olduğu hatta evlilik düşündükleri iddia ediliyor. 2 Aralık'ta nikah masasına oturacakları iddia edilen çift söylentilere göre Boz için gelinlik alışverişine çıkmış. Son olarak Parayız giden ikiliden Boz sevgilisiyle çekilmiş yeni romantik karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Elinde yüzük gözüken Boz'un evlilik teklifi aldığı iddiası da ortalığı kasıp kavururken ikiliden henüz bir açıklama gelmedi. Ünlü sunucularımızdan İbrahim Selim bir süredir daha aile aşk yaşıyordu. İkilinin aile arasında sessizce nişanlanmıştı planlandığı iddia edilirken sonunca çiftimizden nişana dair bir fotoğraf geldi. İkilinin tatlı pozlarına sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi. Oyuncu Meriç Aral uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Serkan Keskin'le aşk yaşıyor. Evlilik organizasyonuna üşendikleri için bir türlü evlenemeyen ikilimizden Aral, sevgilisinin yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı. Aral paylaşımına, canım sevgilim iyi ki doğdun, maşallahınızı alırım notunu düştü. Şarkıcı Teoman her zaman yaptığı alışılmadık açıklamalarla gündemimizde. Teoman şimdi de katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamayla çok konuşuldu. Kendisini sosyal Kadınlara benzeten şarkıcı, ''Avmleri severim, alışverişe bayılırım, kendime her gün ayakkabı bakarım, param yokken de kokoştum, gündüz içki içmem, alkollüyken kavga ettiğimde sabah gülücüklü özür mesajları atarım'' şeklinde samimi itiraflarda bulundu.